Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Hexacopter teplama serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda Hexacopter'a LED ışıklarının montajını göstereceğim. Bunun için aldığım setim tüm parçaları şu anda karşınızda duruyor. İlk olarak bu LED'lerin kontrol kartıyla başlıyorum. Şimdi kartı incelediğimizde şu üzerindeki şu anda gördüğünüz metal parçalar lehimli olarak gelmiyor. Bunların lehimlerini videonun öncesinde yaptım. Bayağı uğraştıran, ince işçilik gerektiren bir LED, bir sistem. Bunu gönderirken yanında şöyle bir alternatifiyle birlikte gönderiyorlar. Yani istersek çıkışları yukarıya doğru, istersek yana doğru yapabiliyoruz. Ben yana doğru olanını tercih ettim. Şimdi gelelim kartın bağlantılarına. Önce kolay tarafla başlayalım. Şimdi bu taraf gördüğünüz gibi 3 pinden oluşuyor. 3 sıra. Bunlar da sinyal, artı ve eksi kabloları. Bunlar tıpkı şuradaki kabloların sırasıyla sinyal, artı, eksi şeklinde takılmış. Bunlar LED'lere gidecek parçalar. Yani şöyle göstereyim. Birinci sırada ön sağ, ön sol, arka sağ, arka sol şeklinde. Buradan LED'leri kontrol edeceğiz. PT1, PT2. Bu kartın yazılımı üzerinden atadığımız bir kanaldan kontrol etmemizi sağlayan bir bölüm. Bunu nasıl kullanabiliyoruz? Yani mesela diyoruz ki uçuş kartına 7. kanaldan gelen veri bu kanalı kontrol ediyor. Kapalıyken buradan hiç akım geçmiyor. Devreyi tamamladığımızda 5 voltluk bir gerilim uyguluyor. Bunu nasıl kullanabiliriz? Ben bir hexacopter topladım ve burada fark ettiğiniz üzere 4 tane sadece LED kontrolü yapıyor. Kalan 2 kanala kendim 5 voltla çalışan LED'ler alıp bu LED'leri buraya bağlayıp kumanda üzerinden açıp kapama imkanına sahip olabilirim. En son bölümde de power yazıyor. Bu da sistemdeki bir yerden, bir back devresinden burayı 5 voltla bu kartı beslemem gerekiyor. Burası tamam. Şimdi karşı tarafa geçtiğimizde ground, TX, RX, VCC, yine ground ve BLK geliyor. Evet, şimdi bu bizim uçuş kartımızın telemetri çıkışıyla bağlantı yapacağımız yeri. Bununla beraber şöyle bir kablo geliyor. Bu kabloda telemetri 2 portuna bağlayacağız. Yani telemetri çıkışını alıp bu karta getirecek. Şimdi PixAuk'un telemetri pinout'una baktığınızda ilk pin VCC, ikinci pin TX, yani en sondaki pin de ground olarak görünüyor. Şimdi burada önemli olan şu, hani şunu ne şekilde takacağımıza karar verirken böyle mi takacağız, böyle mi takacağız? Bu TX bağlantısı uçuş kartının veriyi söylediği kablo olarak düşünebiliriz. Bu söylediği veriyi bu kartın algılayabilmesi için bunun RX'ine, yani receiver bölümüne takmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu bağlantı da burada şu beyaz kablo RX bölümüne denk gelecek şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Bunların montajını da göreceksiniz. Peki burada niye iki tane var? Onu da şöyle açıklayayım. Burada biz telemetri 1 portunu zaten yer istasyonu için kullanmıştık. Bu da telemetri 2 portunu kullanıyor. Ama bizim daha telemetri çıkışına ihtiyacımız var. Çünkü mini OCD veya PRM02 modülü içinde telemetri bağlantısı yapmamız gerekiyor. Bu da bunu düşünülerek yapılmış. Buradan bu karta giriş yapıyoruz. Bu kart kendisi gereken veriyi alıyor. Aynı şekilde bu veriyi buradan tekrardan çıkış olarak sunuyor. Ve biz bu kabloyu buraya takarak, diğer ucu da bu şekilde, bunu ister mini OCD ister PRM02 modülünü uyarlayarak kullanabiliyoruz. Şimdi kartla ilgili bu kadardı anlatacaklarım. 4 tane LED'imiz geliyor. Bu LED'ler ayarlanabilir ve ışıklarının rengi de değişebiliyor. Bu LED'leri bağlayacağımız 4 tane de kablo geliyor. Şimdi ilk olarak bu kabloların lehimleriyle başlayalım. Burada dikkat etmemiz gereken şey 5 volt, artı 5 volt, kırmızı kablo. Şurada DIN yazan, bakın şöyle göstereyim. DIN yazan bu LED'lerin kontrol edildiği sinyal kablosu, yani beyaz kablo. GND yazan da ground, yani siyah kablo olacak şekilde lehimlememiz gerekiyor.
sizi de LED'lerin kontrol kartının kendi programı aracılığıyla kurulumunu göstermeye çalışacağım. Bunun için kartın telemetri bölümüyle bağlanacak kısmını kullanacağız. Şu karttan da elinizde olması gerekiyor. Bunu internette şurada yazıyor. FTDI Tool diye ararsanız bulabilirsiniz. Bu kart bu tarz kartların erişim sağlıyor ve kurulumlarını sağlıyor. Bağlantıda dikkat edeceğimiz nokta buranın RX'i bu kartın TX'ine, bunun RX'i de bunun TX'ine, yani çapraz olacak şekilde monte etmemiz gerekiyor. Şimdi şu ikincisi RX, bunun ikincisi TX, üçüncüsü RX, bunda da üçüncü TX. Yani şu şekilde montajını gerçekleştiriyorum. Hemen ardından da kartı USB ile bilgisayara bağlıyorum. Bu programın linkini paylaşacağım. Bunu internetten indiriyoruz. Ardından program arayüzünü açıyoruz. Kullanımı son derece basit bir program. Burada öncelikle bu kartın bağlandığı serial portu seçiyoruz. Daha sonrasında ilk olarak parametreleri oku butonuna basıyoruz. Parametreler başarıyla okundu yazısını gördükten sonra ayar yapmaya başlayabiliriz. Şimdi burada bize ayarlayabileceğimiz seçenekleri sunuyor. İlk olarak bateri alarm voltaj, yani telemetriden aldığı pil bilgisi 10.5 voltun altına inerse düşük pil seviyesine geçecek. Orada da ışıklarda bakın ön taraf sürekli sabit ve aynı renkte yanıyor. Arka taraf ise duruma göre değişen renklerde yanıyor. Şu anda burada gösterdiği low battery durumunda kırmızı yanacak. Yani pil seviyesi 10.5'un altına inerse arkadaki ledleri kırmızı yanacak. Normalde GPS fix durumunda yeşil yandığını görüyorsunuz. İkincisi fail safe PWM value. Bu aslında throttle fail safe'te ayarladığımız değerin karşılığına geliyor. 915'ti bizim değerimiz. Yani RC fail safe olduğunda 915'e düşecek şekilde ayarlamıştık. Bu yüzden 975 değeri gayet iyi. Çünkü kumanda çalıştığı zaman da minimum 1015 gibi bir değerdi yanlış hatırlamıyorsam gönderdiği. Buradan tekrar bakalım. RC loss'ta mavi ışık yanacağını gördünüz. Şimdi front led control, ön ledlerin hangi renk yanacağını buradan ayarlıyoruz. Ben bunu yeşil olarak ayarlayacağım. LED on-off control channel, bu LED sistemini kumanda üzerinden hangi kanaldan açıp kapatacağımızı ayarlamamızı sağlıyor. Ben bunu 8. kanal olarak ayarlayacağım. Pass-through source, bu biraz önce videonun başında açıklamıştım. İki tane farklı sistemi 5 voltla çalışan bağlayıp kontrol edebiliyoruz diye. Bunları kontrol etmek istediğimiz kanal olarak seçmiş, buradan hangi kanal üzerinden kontrol etmek istediğimizi seçebiliyoruz. Ben onları kullanmayacağım için bunları şu anda disabled olarak bırakıyorum. Ardından save parameter, yani parametreleri kaydede basıyorum. Başarıyla yüklendi dedikten sonra tamam diyorum ve burada işim bitmiş oluyor. Evet, öncelikle ledleri kontrol edeceğim kartı şu şekilde bantla sardım. Bir kısa devreye falan sebebiyet vermemek adına. Ardından da telemetri modülünün üzerine montajını gerçekleştiriyorum. Evet, son derece sağlam oldu. Şimdi de bağlantılarına geçiyorum. Öncelikle 3 seri olan taraftan başlıyorum. İlk kablo ön sağdan. Ön sağdan gelen ledlerin montajıyla başlıyorum. Şuradan alacağım. Sinyal kablosu üstte kalacak şekilde takıyorum. Şimdi son olarak da power bölümünü, yani gücünü besleyeceğimiz bölüm, bu üçlünün en sonundaki soketti. Görünüyor zaten, değiştirmiyorum açıyı. Şuradan onu takıyorum. Bu gücü de ESC'lerin back beslemesinden faydalanmak adına ESC'lere, farkındaysanız bu kablonun sinyal kablosunu çıkarttım. Sadece artı ve eksi bölümü var. Bunu da ESC'lerin yanına montajını yapıyorum. Bu kablodan herhangi bir sinyal geçmeyecek. Sadece ESC'lerin back beslemesi sayesinde elektrik sağlayacak. Evet, bu tarafı hallettik. Şimdi telemetri bölümüne geçebiliriz.
Evet, ilk olarak telemetri bölümüne daha önce nasıl takacağımızı göstermiştim. Bağlantıyı yapıyoruz. Ardından bunu uçuş kartının telemetre 2 bölümüne bağlayacağız. Bunu daha iyi gösterebilmek için açıyı değiştiriyorum. Evet, telemetri bölümü şurada kalıyor. Onu hemen takmaya çalışacağım. Burası da tamam. Evet, bağlantılarımız bitti. Geriye son bir ayar kaldı. Onun için de Mission Planner arayüzünden uçuş kartına bağlanıyoruz. Bu yapacağımız ayarda telemetri 2 çıkışının çıkış ayarlarını tekrardan düzenlemek olacak. Bunun için Config Tuning sekmesinden Full Parametry'ye giriyoruz. Buradaki uyarıya tamam diyoruz. Arama bölümüne SR2 yazıyoruz. Ardından ilk parametre 2 olarak kalacak şekilde sırasıyla 2, 4, 4, 2, 10, 2, 0, 2 ve 2 olarak ayarlıyoruz. Ardından write parameters diyoruz. Ve burada yapacağımız işlemler bitmiş oluyor. Şimdi geriye ayarladığımız ayarların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek kaldı. Evet, şimdi yaptığımız ayarları test etmek kaldı. Bunun için dışarıda uçuş anında hepsini tek tek göstermem zor olduğu için ev içerisinde deniyorum. Öncelikle sisteme elektriğini bağlıyorum. Evet. Devreye girdi. Şu an telemetri modülüyle bağlantı sağladı. Şu anda gördüğünüz gibi ön taraftaki ışıklar yeşil ve sabit bir şekilde yanıyor. Arka taraftakiler de sarı yanıp sönüyor. Bunu ev içinde olduğum için şu anda GPS bağlantısı sağlayamadığı için sarı yanıp sönüyor. Normalde GPS bağlantısı sağlayabilmiş olsaydı yeşil olarak yanıp sönmeye devam edecekti. Şimdi ilk olarak kumanda ile bağlantısını kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaki ışıklar bu sefer mavi olarak hızlıca yanıp sönmeye başladı. Kumanda bağlantısını tekrardan açıyorum. Şimdi de Mission Planner arayüzünden uçuş kartının ölçüm yaptığı pil ölçüm değeriyle oynayarak onu birazcık düşüreceğim. Ve bu sayede sanki pili zayıflamış gibi olacak. Evet. Şu anda da gördüğünüz gibi pil belli bir seviyenin altına düştüğündeki bunu ayarlamıştık. Şu andaki gibi kırmızı olarak yanıp sönmeye başlıyor. Şimdi eski haline getirdim. Son olarak da kumandanın 8. kanalından bütün sistemi toplu olarak açıp kapatabiliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırmızı uçuşlar dilerim.